Yapgap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar, Bence Bugün size evde çok pratik ve çok kısa bir sürede nasıl kakaolu kek yapacağınızı göstereceğim. Hem de çok lezzetli. Hiç vakit kaybetmeden hemen malzemelere geçiyorum. Süt, yumurta, tereyağı, şeker, vanilya, kakao ve son olarak da un. Hemen yapıma geçiyorum ben o zaman. Öncelikle sütten 3 çorba kaşığı alıyorum ve bardağa dolduruyorum. Şöyle dolu dolu 3 kaşık alıp bardağa boşaltıyorum. Şimdi sırada yumurta var. Bir tam yumurtayı bu bardağın içine kırıyorum. Dışarı fışkırdığı için bir parça daha süt ekliyorum buraya ben. İkisini süt ve yumurtayı karıştırıyorum. Biliyorsunuz süt ve yumurta bu tarz işlerin hep en başında gelir. Evet süt ve yumurtayı hazırladık. Şimdi sıra yağ geldi. Tereyağından bir çorba kaşığı kadar alacağım. Fakat bunu parça parça alacağım. Hepsini bir anda atmayacağım. Daha kolay eritebilmek için. Şimdi şuradan şöyle bir çorba kaşığını alıyorum. Hop. Yarım çorba kaşığı aldım attım. Bir yarım çorba kaşığı daha atıyorum. Ve bunu karıştırıyorum daha sonra. İyice eritmemiz lazım şimdi. Evet, tereyağında erittim karışımımın içinde İyice kalanları da içine atıyorum şöyle olduğu için. 4 tatlı kaşığı şeker koyacağım şimdi. Şeker de tamam yine karıştırmaya devam ediyorum. Tatlıların vazgeçilmezi vaniline geldi şimdi sıra. Tatlıların vazgeçilmezi şekerli vanilin bu. Bundan çok az koyacağım, fazla değil. Bize çeyrek kaşık kadar yetecek. Evet, onu da koyduktan sonra yine tekrar güzelce karıştırıyorum. Ardından bizim kekimizi kakaolu yapacak olan şey kakao. Sıra kakaoya geldi. 2 çorba kaşığı kakao koyuyorum. Dolu dolu koyacağım bunu. Birazcık karıştırayım. Çok yoğun olmasın. Karıştırdıktan sonra bir kaşık daha ekleyeceğim. Sıra son malzeme un da. Un bol bol koyacağım arkadaşlar. O yüzden parça parça koyacağım. 4 kaşık un ekliyorum. Ben şimdi bir kaşık koydum. Karıştırıyorum. Yoksa hepsini karıştıramam. Biliyorsunuz üstte birikir un. Evet güzelce karıştırıyorum. Şimdi bir Yarım kaşık daha ekleyelim, biraz daha karıştırayım. Bir yarım kaşık daha, bir kaşık daha koyuyorum. Evet, dördüncü kaşık un. Evet, son kaşık unu da ekledim. Şimdi karışımım bu hale geldi. Görüyorsunuz. Şu anda mikrodalga fırına vermeye hazırım bu karışımı. Son kez gösteriyorum size karışım. Bu halde, şimdi fırına gidiyoruz. Kek karışımını hazırladım ama mutfağı da berbat ettim gördüğünüz gibi. Her erkeğin başına gelen bir olaydır bu. Mutfakta böyle olur. Şimdi ben bir öncelikle hemen ortalığı bir toplayayım şöyle. Gereksiz malzemelerimi çıkarayım. Temizleyebildiğim kadar temizledim ortalığı. Şimdi karışımımı mikrodalga fırına veriyorum. Hadi bakalım. Karışımı mikrodalga fırına yerleştirdim. Buradan en yüksek dereceye ayarlıyorum ve 6 dakikaya getirip pişmesini bekliyorum. Kek oldu arkadaşlar. Şimdi içinden görüyorsunuz fırın eldiveniyle çıkarıyorum. Mikrodalgada hazırladığım müthiş, nefis kakaolu kekim şu anda hazır. Şimdi onu tabağa alacağım. Şöyle bir arkasından vuracağım. Evet. Gördüğünüz gibi kekim hazır. Çok da güzel görünüyor bence. Hemen bir tadıyorum sizin için. Evet içi de oldukça güzel görünüyor. Kekin son bir dilim daha alıyorum. Ve Artık bunları afiyetle yiyebilirim. Şu küçük parçayı yemek istiyorum ben. Şöyle bir parça alayım. Hmm, oldukça güzel. Baya güzel olmuş. İçindeki malzemelerin hepsinin tadını ayrı ayrı damağımda, dilimde hissettim. Oldukça güzel. Annemizin yaptığı keke benzemese de bence müthiş, pratik ve enfes bir tadı var arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.